Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin başlıyor. Sevgili dostlar merhabalar. Bugün büyük bir Arif'in bizim sahip olduğumuz aslında bütün irfan ve ilim geleneğinin neredeyse düğümü olan, büyük bir zirvesi olan Yunus Emre'nin hatırına, hatırasına inşallah bir şiiriyle e, hürmet sunmak isteriz. Onu böyle iade etmek isteriz. bunun için bir şiirini seçtim. İsterseniz şimdi o şiir üzerine okudukça bakalım gönlümüze neler gelecek. Bizim gönlümüz dar. Çok fazla bir şey gelmese de inşallah gelenleri sizle paylaşalım. Sizin gönlünüz inşallah onları çoğaltır. Evet bu meşhur bir nutkudur. Nutuk diyoruz çünkü Ariflerin sözleri herhangi bir şiir değildir. Onlar Allahu Teala'ya bağlı oldukları için ilhamı da Allahu Teala'dan alarak söylerler. Şöyle diyor. Bir kez gönül yıktın yıktınsa bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Şimdi Yunus Emre Hazretleri tabii ki 13. yüzyıl, 14. yüzyıl Türkçesiyle bunu söylüyor. Hece ölçüsüyle yazılmış, sekizli bir şiir. Ne demek oluyor yani? Bunda bir ritim var. Biz böyle parça parça okuyacağız ama en sonunda inşallah toptan okurum. O zaman hem manayı hem o mananın içine sarıldığı o güzel ritmi siz de musiki hemen fark edeceksiniz. Şimdi meşhur bir ibare, bir kez gönül yıktınızsa, gönül yıkmak çok tehlikeli bir şey. Çünkü gönül hakkın biliyorsunuz tahtıdır. Allahu Teala hiçbir şeye sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım buyuruyor. Dolayısıyla insanların kalbini kırmak kim olursa olsun kul hakkına girmek çok büyük bir vebal. Yunus Emre Hazretleri aslında bu şiirde ileride göreceğiz. Ee, genelde müminlerden çok e, uyanık olmayanlara, agah henüz olamamış olanlara, gafil olanlara uyarılarda bulunuyor. Uyan diyor çünkü ölüm yakın. Yani ölmeden önce uyanmamız lazım. Ne diyor? Bir kez gönül yıktınızsa bu kıldığın namaz değil. yani Namazı kılacak tabii. Ama o namazın bütün bereketi, Allah katındaki kıymeti yok olur. Kul hakkı öyle bir şey, gönül yıkmak öyle bir şey. O yüzden aman mazlum olalım, zalim olmayalım. Tabii mazlum olalım derken de kendimize zulmettirmeyelim ayrı mesele ama zulüm oluyorsa da biz yapmayalım. İkinci Mısra, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani bu 72 millet içinde de senin elin ve yüzün parlak olmaz. Yani mahşer günü kul hakkıyla gidersen senin yüzün, Allah muhafaza, kara olanlardan çıkarsın. Namazın da seni kurtarmaz. İbadetlerin seni kurtarmaz demek istiyor. Erenler gelip geçtiler, dünyayı koyup göçtüler. Havaya ağıp uçtular. Bunlar humadır, kaz değil. Çok güzel bir beyit. Erenler gelip geçtiler. Eren kim? E, erenler, bir şeye ermişler. Neye eriyorlar? Allahu Teala'ya eriyor. Allahu Teala'ya nasıl erir, erer ki insan? Kendinde ve alemde tek sebebin, mutlak sebebin Allah olduğunu anladığınız zaman Allah'a eriyorsunuz. Nereden biliyorum? Anlatanlardan biliyorum. Bende bir şey yok. Biz anlatılanların yalancısıyız. Yalancısı da değiliz, Doğrucusuyuz. Dünyayı koyup göçtüler. Yani bu dünyadan Allah'ın sevdiği dostları da geldi geçti nebileri, rasulleri, evliyaullah, alimler, şehitler, sıddıklar bunların hepsi geldi geçti. Demek ki bu dünya kalıcı bir yer değil. Geçici bir yer. Hepsi göçtü. Havaya ağıp uçtular. Bunlar hayatlarında keramet gösterirlerdi. Yani bunlar uçarlar. bunlar hümadur kaz değil. Yani uçuyor diye siz de sinek sanmayın onları. İşte biz de uçuyoruz. Bak uçurdum. Şeyh uçuyor. Mevzu değil diyor. Bunlar hümadır. Yani anka kuşudur. Kaz değiller. Senin sandığın kuşlardan değil. O kuşun eti yenmez. Bu kuşlar anka kuşu gibidir. Bunlar Allah'ın sevdikleri olduğu için diğer bütün insanlar üzerinde kemalat bakımından üstün olan insanlardır. Allah'a yakınlıkları bakımından. Can odur kim hakka ere. Ayak odur yola gire. Er, oldur, alçakta dura, yüksekten bakan göz değil. Çok güzel bu da. Can odur kim hakka ere. Allah'a ermemiş bir insanın bir kıymeti yok. Allah'ı bilmeyenin hiç kıymeti yok. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de müşrikler necistir ayet-i kerimesi vardır. Çünkü Allah'ın yarattığı Allah'ı bilmezden geliyor. Biliyorsunuz küfür örtmek demektir. İnkar etmek değildir inkar edene münkir denir. Kafir Allah'ın varlığını sanki yokmuş gibi yaşayana denir. Eğer bir mümin de hayatında o gaflet içinde yaşıyorsa çok korkması lazım. Küfre yakındır. O yüzden Allah'ı bilip Allah'ın varlığını her an hissedip ona göre yaşamak lazım. Demek ki Allah'a eren can candır diyor. Gerçek insan odur diyor. Ee, ayak odur yola gire. Ha, ayağın Allah niye ayak vermiş? Ayak dediğimiz bu bizim ayağımız değil. Yani sen hayatta bir şeye bağlanıyorsun. Allah'a bağlan demek istiyor. Allah'ın yoluna, sırat-ı mustakime bağlan. Başka bir yola değil. Çünkü sırat-ı mustakim bir tane. Geri kalan bütün sapkın ve sapık yollar sonsuzdur. Aynen kıble gibidir. Kıbleye doğrudan bir çizgi, tek bir çizgi çekilir. Geri kalan bütün çizgiler kıbleden uzaklaşarak gider. Eğer oldur alçakta dura. Bakın, tevazu ne kadar önemli. Yani Resulullah Efendimiz çok mütevazı bir zat idi. Bütün Allah dostları, bütün gerçek alimler aynen bir meyveli ağaç gibi boyunları yere doğru eğik olur. Kava ağacının meyvesi yoktur, burnunu diker. Hep söylerler. Kavak ağacı gibi olma. Meyveli ağaç gibi ol. İnsan doldukça aslında boynu daha çok eğilmeli. Tevazu ona hakim olmalı. Yüksekten bakan göz değil. Yani insana tepeden bakan bir göz olma. Gerçek insan böyle olur diyor. Mütevazı olur, kibre sapmaz. Münkür ile müddeyi sayma bıçağı koyanı. Git ahıra tak bunları. Her kim ki aşık baz değil. Gene aynı bakın da uyarmaya devam ediyor Allah için. Münkir biraz önce söyledik. Allah'ı inkar eden demektir. İnkar kelimesinin zıttı nedir biliyor musunuz? İrfandır. Bilmiyorum size çok çarpıcı geldi mi? Ben ilk öğrendiğimde çok çarpıcı geldi. İlmin zıttı cehildir. Hani cahil diyoruz ya oradan geliyor cehalet. E tamam onu anladık. Peki irfanın zıttı niye inkar oluyor? E çünkü irfan herhangi bir bilme değildir. İrfan aslında tanımadır. Biz bunu yanlış söylüyoruz. Yani Türkçeye yanlış aktarıyoruz. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. meşhur e, kelamı kibarı. Şu manaya biz söylüyoruz, işte kim kendini bilirse Rabbini de bilir. Hayır, orada bilmek fiili geçmiyor. Çünkü alime fiili değil, arefe fiili. Arapçada tanımak demek. Yani tanış olmak. E, tanış olmak ne demek? Ben tanıyorsam sana da tanıtabilirim. İşte Allah'ın dostları böyledir. Allah'ı tanıdıkları için, çok iyi tanıdıkları için sana da tanıtabilirler. Aynen biz bir insanı birisiyle tanışırken gel seni çok sevdiğim bir arkadaşım var onunla tanıştırayım. İki bir çok iyi tanıdığımız insanı birbiriyle tanıştırıyoruz. İşte Allah dostları da öyledir. Allah'ı tanımasalar nasıl tanıtacaklar? Tabii ki tanıyorlar. İşte Yunus Emre de burada münkir diyerek Allah'ı tanımayandan bahsediyor aslında. İman ehli ama münkir. Neyi inkar ediyor? Allah'ın dostları olduğunu, Allah'ın yolunu, Allah'ın buyruklarını görmezden geliyor veya çok önemsemiyor. Müddei ne demek? İddiacı. Şimdi iddiacılık dava kelimesi de aynı kökten gelir. Dava iyidir, iddia çok iyi değildir. Ben hep talebelerime söylerim. Neden? Çünkü iddia kendini göstermektir. Halbuki dava fikri göstermektir. Sen kendini fikrin önüne koyarsan artık fikirden, yoldan kimse bahsetmez. Dolayısıyla o bakımdan çok tehlikeli. Cahiller iddiacı olur. Yani burada müddeyi dediği aslında cahil insanlardır. Bir bilirler, bin iddia ederler. Halbuki alim bin bilir, bir bile iddia etmez. İddiacı birini görünce alim kaçar. Hemen anlar. Bu cahil der. Tamam kardeşim, öyle de olabilir. Ben bir bakayım falan der. Oradan sıvışır. Meşhur biliyorsunuz. Hz. İsa Aleyhisselam hani kaçıyormuş onu görenler demişler ki: "Ey Allah'ın Resulü, nereye kaçıyorsunuz?" demiş ki: "Cahil geldi, ondan kaçıyorum." Yani böyle kaçılır gerçekten. Dolayısıyla münkir ile müddeyi dediğimiz mümin olan ama cahil olan. Şimdi cehalet ile iman aynı yerde bulunur mu? Pek bulunmaz. Cahilin dini bir anlıktır, bir sözlüktür, bir işliktir. Allah muhafaza etsin. O yüzden bizim dinimizde İlim farzdır. Ama hangi ilim? En başta Allah ilmi tabii ki. Yani Kur'an ve sünnet. Ondan sonra hangi işle uğraşıyorsan o. Mesela buradaki kameraman kardeşimiz, bu prodüksiyonu yapan arkadaşlarımız kendi ilimlerini öğreniyorlar, o ilimleri icra ediyorlar. Bu da ilim değil mi? E tabii ki ilim. Tabii ki ilim. Her şey ilimdir. Ayakkabıcılık ilimdir. İlla böyle büyük efendim bilgilerden bahsetmek akademik bir unvanı olması gerekmez. Müdde ile demek ki münkir Allah muhafaza gafiller yani. Onları diyor sakın diyor adamdan sayma diyor. Buçuk adam bile değil. Ne kadar korkunç bir uyarı. Yani cahil olmaktan ne kadar kaçmak lazım yani. Git ahıra tak bunları. Aa çok ağır işte bak. Yani e, hani hayvandan da aşağı ayet kerimede bildirilen insanlar var. Bunlar biraz daha yukarı. Çünkü ahıra en azından git onları sok diyor. Demek ki durumları çok vahim. Yani hayvancıklar en azından Allah'ı zikrederler. Alemlerde her varlık Allah'ı zikreder. Sadece insanoğlunun gafilleri ve inkar edenleri etmez. Çok korkutucu bir şey Allah muhafaza etsin. Her kim ki aşık baz değil. Yani sen diyor bunları insandan bile sayma. Kimler? Aşık, bağız olmayanlar. Yani bağız Farsça'da oynayan demek aslında. Oynayan ve oynatan, can bağız. Canıyla oynayan demek. Ben yeni bir tabir uydurdum. Din bağız yakın zamanda. Dinle oynayanlar. Bir de onlar var. Adam dini oynatıyor, ondan para kazanıyor. Aa bak şimdi ben ne yapacağım falan. Bir ayet, bir hadis. E, ahlakı yok. Yaptığı işte Allah yok. Adam ama her gün Allah'tan bahsediyor. Maalesef her alanda böyle bir ikilik var. Şimdi Yunus Hazretleri ne demek istiyor yani? Kimde diyor Allah aşkı yoksa onun insanlıkla pek bir ilgisi kalmamış. Ne kadar Allah muhafaza kötü bir şey. Doğru yola gittin ise er eteğin tuttun ise bir hayırda e, ittin ise birine bindir az değil. Bakın burada da eğer doğru yola girdiğin ise sırat-ı mustakim, rahı rast, dost doğru yol, dost doğru yol. Eğer ona girdin ise, eğer eteğin tuttun ise, er eteği kim ya? Er, erkek demektir. Eğer er eteği, erkeğin eteği olur mu ya? Ee, erkeğin eteği olur çünkü eskiden insanlar uzun kıyafetler giyerdi. Yani eğer alimse, arif ise genelde cübbeli olur. Ee, efendim genelde insanların böyle etekleri olur. Üstlerine bir şey giyerler. E peki o er kim? O eteğinden gidelim tutalım tamam cübbenin ucundan bir tarafından yakalayalım tutalım. O er dediği kim? Merdi hoda. Allah adamları. Allah erleri. Erler demine destur alalım meşhur ilahidir. Güzel bir ilahidir. O erler kim ya? Erenler er oluyor. Yani gerçek adamlar, bu cinsiyet bildiren bir ifade değildir. Adamlık cinsiyetle alakalı bir şey değil. Gerçek insanlıkla, gerçek kullukla ilgili bir şeydir. Allah dostlarına er denir. Yani diyor ki sen bir mürşid kamile bağlandıysan, doğru yola girdiysen, bir hayır da ettin ise bir de hayırlı ameller işliyorsan, yani günlük hayatta nefsinin değil de Allah'ın söylediklerine daha çok kulak veriyorsan, Nefsinin rızasına değil de Allah'ın rızasına daha çok e, yakın işler yapmaya çalışıyorsan, gayretin buysa başarman ayrı bir şey. Ne kadar bu işlere dikkat ediyorsan sonuç neymiş? Birine bindir az değil. Yani senin o yaptığın güzel işler binlerce sana sevap getirir. Binlerce hayır açar, bereket açar, feyiz açar. O seni aşan bir şeydir. Biz biri nasıl bin yaparız ki? Bu bizim için para hesabı gibidir. Yani işte biri bin yapmanın bugünkü dünyada sorarsanız yolu nedir abi dersin? Adam diyor ki piyango bileti al. Faize para yatır. Bir de bugünlerde bitcoin diye bir şey var. Hani bit ve koyun diyoruz. Türkçe ben öyle diyorum. Bitcoin, koyunun biti gibi. Efendim ona yatırırsan diyor bire bin katarsın diyor. Şimdi müminin hesabı öyle değil. Mümin kanaat ehli ve Allah'ın hem dünyada hem ahirette bereket verdiğini biliyor. Bereket kavramı hiçbir batılı dilde yoktur. Yok. E niye? Çünkü bereketi bilmeyen, hayatında bereketi olmayan insanın e, bereket kelimesi nereden çıkacak? Dolayısıyla Yunus Hazretleri burada ne diyor? Bir mürşidi kamile bağlandığında, dost doğru yola girdiğinde yani adamlık yoluna giriyorsun. Gerçek mümin adamdır. Adamlığında sorun varsa müminliğinde bir sorun vardır. Mutlaka. Ya yani birisi senin için ya o evet öyle bir arkadaş ama ya yani pek güvenilmez. İşine, siyasetine, ticaretine pek itimat edilmez. Dedi mi? sen istediğin kadar ayet hadis oku, beş vakit namaz kıl. Görünürde birçok dini vecibeyi yerine getir. Allah muhafaza. Ahlakın zayıf olunca zaten imanın da zayıf demektir. Dolayısıyla Yunus Hazretleri bizi bu berekete davet ediyor. Son eee beyti daha doğrusu. Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağa katar, halka metaların satar, yükü güherdüz, tuz değil. Evet, Allah gani gani rahmet etsin. Yunus Emre Hazretleri diyor ki, ben diyor bu sözleri bir araya getiriyorum, çatıyor. Nereden getiriyor? Nutuk kelimesini bilmemiz lazım. O yüzden biz bunlara şiir demiyoruz. Nutuk diyoruz. O sözleri çatıyor. Yani İçindeki manayı dışına kelimelerle aktarmaya çalışıyor. Burada da tabii çok büyük engeller var. Niye? Çünkü kelimeler sınırlı, mana sınırsız. Yani bir okyanusu bir su bardağına nasıl boşaltacaksın? O yüzden bu sözlerle de uğraşıyor. Sanki balı yağa katar. Evet. Çünkü diyor, mana Allah'tan olduğu zaman kelimelerin de feyzi, bereketi insanlara ulaşır. Biz Yunus Emre Hazretlerini tanımadık kim olduğunu da bilenimiz yoktur. Ya bu adam nasıl bir adamdı? İşte TRT'de dizisini seyredip, hatta TRT'yi aramışlar santral. Bu adam neredeyse gidelim bağlanalım, biz zaten şey arıyorduk diye. Bir sürü insan öyle aramış. Yani günümüzdeki ee, bunu kınamak e, kesinlikle doğru değil. Günümüzdeki açlığı gösteren bir şey. Yani insanlar adam gibi adamı istiyorlar. Tabii Yunus Emre o dizilerde gösterildi ki böyle kendi köşesinde çökmüş, ve hafif depresif falan bir adam değildi. Yani postu dergaha serip akşama kadar orada oturup kalkan bir adam değildi. Bunlar çalışan insanlardır. Ee, çiftçilik yaparlar, odunculuk yaparlar. Hacı Bayram Veli Hazretleri mesela çiftçiydi. Peki Yunus ne yapıyor o zaman? Allah'ın ona verdiği manaları, onun aslında hak yolda elde ettiği manaları bize bu şiir yoluyla çok tatlı, bizim de hemen alıp kabul etmemiz kolaylığını verecek şekilde takdim ediyor. Halka metaların satar. Meta mal demektir. Yani ticari mala meta diyoruz. Çoğulu emtiyadır. Ee, Yunus ne yapıyormuş? Kendinde olanı halka veriyor aslında. Satar kelimesi satılmış kelimesi mesela Anadolu'da yaygındır. Biz satmak fiilini sadece alışveriş anlamında anladığımız için bilmeyiz. Halbuki satmak aynı zamanda adamak demektir. Satılmış kelimesi adanmış demek. Allah'a adanmış çocuk demektir. Peki Yunus kendinde olanı bu şiir vasıtasıyla Allah'ın ona verdiği bu yetenek, meleke vasıtasıyla bizlere ikram ediyor. Aynen şu anda olduğu gibi. Ama diyor benim mallarım tuz değil. Yani başka şairlerin, başka söz söyleyenlerin söylediği gibi değil. Benim diyor malım mücevher, elmas. Şimdi bu kıymetli şiir gerçekten bize bakın büyük uyarılar içeriyor. Hak yoluna girdikten sonra bereketin ve feyzin ne kadar fazla olduğunu söylüyor. Bize hem müjdeliyor hem de gerçekten Allah yolunda daim olmamız için böyle küçük uyarılarla yolda tutuyor. Allah Yunus Emre'den razı olsun. Allah ona cennetinde âli makamlar bahşetsin. 700 yıldır bu toprakları hiç görmediğimiz, bilmediğimiz, alakamız olmayan bir insan inşaat ediyor. Mahşere kadar da irşad etmeye devam edecek. Allah şefaatine nail eylesin. Bizleri de onun bize bildirdiği bu hak yoldan ayrılmayanlardan eylesin. Hepinize muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan şöyle garip bencileyin sona erdi.